Elazığ Madenciler Derneği'nin mahkemeye yaptığı başvuru ve suç duyurusu. Diyorlar ki bu ihale yapılacak ve bunu Cengiz Holding, Cengizler alacak diyorlar. O ihale yapılmış. İhaleyi Port Madencilik almış. İhaleden 3 gün önce Port Madenciliğe kim %50 ortak olmuş? Şeref Cengiz. Peki diğer ortak kim? Halil İbrahim Bacacı. Bunlar kimler? Bunlar Bilal Erdoğan'ın en yakınları. Peki ne olmuş bu işin sonunda? O maden işletmesini o günkü parayla 150 milyon dolara, bugünkü parayla 119 milyon dolara almışlar. Alırlarken daha sadece %35 sondaj tamamlanmış. O gün için 30 milyon ton bakır var denmiş. İhale alınmış, para verilecek. Daha ödenmeden Bilal Erdoğan'ın okuldan arkadaşı ve milletvekilimizin bizlere emanet ettiği kapalı zarftan çıkan Şeref Cengiz ve Halil İbrahim Bacacı 150 milyon dolara alıp daha parayı ödemeden 119 milyon dolara düşen, sadece iki şirketin 2 milyar dolarlık teminat mektubu verip katılabildiği aksak rekabet ortamında inanılmaz bir rant elde ettiler. Detayları yarınki basın toplantısında dile getireceğiz. Elazığ milletvekilimiz baştan beri takip ediyor, takip edeceğiz. Vatandaşın, yetimin hakkını Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarına böyle peşkeş çekemezsiniz. Her ihale için temel parametre ortaya koyuyorum. Özelinde değil, genel olarak söylüyorum. Bir, ihaleler açık olmalıdır, açık oluyor. İtiraz varsa yargı mutlaka gereğini yapmalıdır. Birileri para kazanacak. Biz burada onun dayağını yiyeceğiz tarzı bir yaklaşım doğru bulmuyorum. Hata varsa, yanlış varsa gereğini yapalım hep beraber. Ama insanların siyasi söyleminden, kimliğinden, okulundan yola çıkarak bir ithamda bulmayı doğru bulmuyorum. Eğer o ihalede daha ucuz veren varsa, daha makul teklif veren varsa, buna rağmen idare yanlış bir tercih etmişse bunun kavgasını beraber verelim. Ama bir adamın okulu, siyaseti, kimliği, memleketi, ihalenin kaybetmenin veya almanın adı olmaması lazım. Eksik varsa ben çağrıda bulunuyorum. Beraber takip edelim. İhaleyi daha ucuz veren var da veya daha fazla veren var da almayan varsa bunu beraber kavga edelim. Ama bir daha söylüyorum, kişilerin isminden, cisminden, okulundan yola çıkarak söylemde bulmayı doğru bulmuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum başkanım. Bugün Ankara'da muhtarlar evi açılıyormuş. Sabah 7'den itibaren Ankara felç durumda. Yaşam durmuş durumda. Biz de meclise gelirken aynı manzaraya tanıklık etmiş. Neymiş? Muhtarlarla toplantı varmış. 40 bin muhtar geldiği söyleniyor. Hatta her muhtara biner lirada maddi bir yardım verilmiş. Bunun toplamasını iktidar iyi yapar galiba. Ve bu muhtar evi açılacak diye insanlar işine gidemiyor, hastaneye gidemiyor. Çocuklarını kreşe bırakamıyor. Şu anda da Kızılay tamamen yaşamı durduran bir yönetim tarafından yönetiliyor. Açıkçası yani yaşamı felç etmek mi yönetim? Bu iktidar bu yaşamı felç ediyor ve bunun adı yönetmek değil. Aslında totaliter rejim derken, tek adam rejimi derken bunu her fırsatta gösteriyorlar. Diğer bir husus aynı konuda. Bugün ziyaretçilerimiz vardı her gün olduğu gibi. Geldiler. İsimleri ve kimlikleri önemli değil. Çok vahim bir şey öğrendim gelen ziyaretçilerden. 1,5 saat bekletildiler falan. Birinin çantasında kitap varmış. Görevli demiş ki bu siyasi bir kitap mı? O da demiş ki hayır, siyasi bir kitap değil. Benim notlarım demiş. Bir de dosya var vekillere verilmek üzere. Bu dosyalar neden bir tane değil iki tane? Demiş ki çünkü vekillerle görüşeceğim, onlara veriyorum. Üçüncü anekdot, randevumuz var demişler. Çünkü çok bekletildiler, ben de onları bekledim. Demişler ki randevunuzun olması önemli değil, önce Cumhurbaşkanı girecek. Bunları yorumlamaya gerek var mı? Siyasetin yapıldığı meclise siyasi kitap mı diye sorulan bir soru, Cumhurbaşkanı Kızılay'da bir açılış yapacak diye yüz binlerce insanı mağdur eden, yaşamı felç eden bu iktidarın miadı çoktan dolmuştur. Bunu bir kez daha ifade edeyim. 20 yıllık iktidarın sonunda Muhtarlar Günü'nde Ankara'da ağırlanacak muhtarlar için valilere kota konmasını, valilerin kaymakamlara koto koymasını, muhtarların zorlanmasını ve muhtarların fındık bahçesinde işim var, üzüm bağında işim var, ben Ankara'ya gitmek zorunda mıyım diye isyanlarını ve muhtarların eğer bu toplantıya katılmazsanız, kotamızı tutturamazsak Ankara'ya mahcup oluruz diye valiler tarafından tehdit edilmesini vatandaşlarımızın ve bunu bizzat yaşayan muhtarlarımızın vicdanına emanet ediyoruz. Gönlüyle gelen muhtarlarımız baş göz üstüne geldiler ama zorla getirilen muhtarlarımızın
yaşatıldıkları zulmü milletimize şikayet ediyoruz. Grup başkan vekili arkadaşımız 40 bin muhtar Ankara'ya geldi dedi. Bir, 40 bin muhtar gelmedi. İki, 40 bin muhtar da gelse, Türkiye'de 51 bin muhtar var, 51 bin muhtar da gelse, biz buna keyif duyarız. Türkiye'mizin başkentine tüm köylerimizin, ilçelerimizin, mahallelerimizin temsilcisi gelse bundan mutluluk duyarız, gurur duyarız. İnşallah bakanlığımız daha çok çalışır, tüm muhtarlarımızın Ankara'ya gelmeye sağlayan etkinlikler yapar. Bunu önemsiyorum. Değerli arkadaşlar, bundan daha vahimi şu, elinize bilgi olur, belge olur. Bunu kamuoyuyla paylaşırsınız. İdare yanlış yapmışsa yasama gereğini yapar, gündem yaparız, polemik yaparız. Ancak bütün muhtarlara Ankara'ya gelsin diye 1.000 lira para belli derseniz, bu önce muhtarlara hakarettir, iftiradır, haksızlıktır. Bu iddianın ispata mahkumiyeti var. Lütfen bunu ispat edin Sayın Başkanım. Ben muhtarlarla, Çanakkale gelenlerle konuştum. Böyle bir gündem yok. Bakanlığımızla konuştuk. Böyle bir gündem yok. İnsanları ideolojisini, derdini, davasını, hassasiyetini parayla ölçmek kadar yanlış bir şey olamaz. Adam dert çekiyor Ankara'ya geliyorsa, bakanlığın davetine katılıyorsa, bunu 3 kuruşa, 5 kuruşa, bir paraya bağlama anlayışının bu meclise yakışmadığı kanaatindeyim. Hiçbir muhtarımız bu konuda para almadığını tekrar etmek istiyorum. Kaldı ki Türkiye'mizde 51 bin muhtar var. Bu iddia 51 bin muhtar hakarettir. Parayla yolculuk yapıyor demek, parayla buraya geliyor demek hiç yakışmadı Sayın Başkanım. Öncelikle muhtarların gününü kutluyorum. Demokrasilerde en küçük birim olarak çok değerlidir, çok önemlidir. Ama insanların her şeyini parayla ölçen biz değil, sizsiniz. Bunu gayet iyi biliyoruz. Burada söylediklerim asla bir yorum değil, bilgiye dayanıyor. Siirt ve Bitlis, Adıyaman muhtarlarını arayın. Onlarca telefon aldık ve muhtarlarla her bölge seyahatlerimde görüşüyorum. Buraya geldiklerinde hem para aldıklarını hem ağırlandıklarını, her türlü meseleyi kendileri anlatıyor. Ben söylemiyorum. Varsa yalanlayan söylesin. Yani gelsin yüzüme söylesin. Biz hakikati anlatıyoruz. Diğeri her konuda konuşabiliriz. Parayla ölçen sizsiniz. Daha dün burada Enerji Bakanı Bartın katliamında, işçi katliamında yaşamını yitirenlere para vaat etti. 1.000 lira para verdiler diye ifade etti Sayın Grup Başkan Vekili. Nakit mi verdiler, bankadan mı verdiler bilemiyorum ama buna ispata ilişkin çıkması gerekirdi. Ya da mahcup olması gerekirdi. Ne ispat edildi ne diye bir mahcubiyet dili görebildik. Muhtarlarla ilgili de söylediklerimi ispatlamaya hazırım ama yolsuzluğun belgesi olmadığını AKP iktidarı tersine çevirdi. Belgeler de var, soruşturulan da yok. Çarşaf çarşaf kayıtlar ortaya çıkıyor. Muhtarlara elden verilmiş, ceplerine konmuş. Bizzat bize iletildi. Ezbere konuşmuyoruz.